Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bayan yeleği, bebek yeleği, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta kahve tonlarında yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi örneğimizin böyle parça halinde başladık bugün. Harika ve kolay bir örgü. Herkesin yapabileceği bir örgü değerli izleyicilerim. Umarım sizler de videomu beğenip yaparsınız veya yaptığınızda yorum yazarsınız. Şimdi bugün iki tane örneğini anlatmak istiyorum sizlere. Bir örneği için 7 ilmek, ikinci örneği için de 7 ilmek. Yani arasıyla beraber örnek 5, iki de arası toplamda 7 ilmeğim var. Sizler de yapacağınız modele göre ilmek sayılarını 7 ilmek üzerinden ayarlarsınız. Hemen örneğimize başlamak istiyorum. Ara ara da zaten sizler için ördüğümüz parçayı göreceksiniz böyle. Şimdi ilmeklerimi iki örnek üzerinden attım sizler için. Hemen arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5. Yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Toplam 7 ilmek. 2 düz, 5 ters. 2 düz, 5 ters olarak modelimi arka yüzde başladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi bakın araşı ördüm. Sonra tekrar iki tane ilmeğim, 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 araşa 5 düz. Sıramı böyle tamamlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzde bakın. 2 düz 5 ters olarak görüldüğü gibi örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. Zaten izleyicilerimiz biliyorlar. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım. Yine bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane araşı ördüm. Sonra bir ilmek doladım. Bir tane araşı ördüm 5 ilmeğimden. Yine 3 tane ilmeğimi bakın şu şekilde bir aldım. Kenar yanındakinde bir araşı ördüm. Bir doladım. Arada iki tane araşı örüyorum. Şimdi biraz daha yavaş anlatacağım. Bakın. Bir ilmek önce doluyorum. Burada 5 tane düz olan ilmeğimin birincisini araşı örüyorum. Sonra 3 tane ilmeği aynı anda bir alıp araşı örüyorum. Kalan ilmeğimi de tekrar araşı ördüm. Bir ilmek doladım. Ve yine aradaki iki tane araşamı ördüm. Bakın örneğin biraz belli olmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine devam ediyorum bakın. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 5 ters. 2 düz 5 ters olarak arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de kenar ilmeğimizden sonra yine bakın 2 tane araşı örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. İki araşa 5 düz.
en kolay yelek örneklerinden biri diyebilirim. Şimdi arka yüzde bakın görüldüğü gibi örüyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak devam ediyorum. Bakın kaldığım yerden yine örerek devam ediyorum. 2 düz 5 ters örüyordum şu an. Yani arka yüzde 3. sırasındayım. Şimdi ön yüze geldik. Örneğimizin son sırasına geldik. Kenar ilmeğimden sonra bakın buradaki araşaları yine örüyorum. Sonra bir ilmek böyle şişime doluyorum. Yanındakini bir tane araşa örüyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum araşa olarak. Hemen yanındakini de zaten araşa örüyorum bakın. Şu an 2 4 1 ilmekte doluyorum. Yine toplamda 5 tane ilmeğim oluyor. Arada 2 tane araşa örüyorum. Şimdi ikinci örneğe geldik. İkinci örnekte de aynı şekilde bakın. Önce bir tane ilmeğimi doladım. Hemen yanındakine bir araşa ördüm. Ve 3 tane de ilmeğimi aynı anda bakın araşa örer gibi kesiyorum. Hemen yanındaki düz olan ilmeğimi de araşa örüyorum. Sonrasında bir ilmek doluyorum. Ve kalan bu aradaki 2 tane ilmeğimi hep araşa örüyorum. Zaten örneklerin arasındaki ilmeklerim hep araşa değerli izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz de örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitirmek istiyorum. Bakın ilerledikçe örgü zaten kendini gösterecek. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Bu gri tonundan farklı. Bakın bu da kahve tonlarında. Şöyle likralı gibi. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.